ediyoruz. Ankara Mamak'ta engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda akıl almaz bir skandalın yaşandığı iddia edildi. Okulda görevli 3 öğretmenin öğrencilerine şiddet uyguladığı, hatta kendi aralarında dayak sohbeti yaptıkları soruşturma dosyasına girdi. İşte o kan donduran iddiaların perde arkası. Ben çocuğumu nasıl bilmem dövüldüğünü ya. Niye istifa etmişler? Doğrusu ne? Ya boş boş konuşma. Sen konuşamazsın. Ben konuşurum. Sen buranın velisimesin. Bak git utan diye konuşma. Utan. Ben o çocuğun annesiyim. Benim çocuğumun üstünden film yapıldı. Yine bir okul, yine şiddet iddiası. Hem de bu kez engelli çocuklar mağdur oldukları iddia edilen. Benim çocuğumu dövdüğü iddia ediliyor. WhatsApp grubu kurmuşlar. Annesini dövmek lazım benden için. Böyle bir konuşma var. Şu anda Milli Eğitim Müdürü geldi. Bu soruşturmayı yapıyor. O WhatsApp ne kadar doğru, ne kadar yanlış hani ortaya çıkacak. İşte o iddia engelli çocukların velileriyle mahalle sakinlerini karşı karşıya getirdi. Ya kardeşim boş boş konuşma Allah'ını seversen. Boş boş konuşma. Sen konuşamazsın. Ben konuşurum. Sen buranın velisi misin? Velisi olmam şartı. Ben sen konuşamazsın kardeşim. Konuşurum ben. Yok canım. Burada olan her şey. Konuşamazsın. Ben konuşurum. Yürü lan. Sen buyurun. Beni canımı sıkma. Etmeyin. Ne olacak? Deli olman şart değil. Ben konuşurum. Utan. Burada bir kere. İddialara göre o dayak skandalı Mamak'taki bu okulla yaşandı. Engelli öğrencilerin eğitim gördüğü yerde o skandalı ortaya çıkaransa okulun müdür yardımcısı. Öğretmenlerin birbiriyle yaptığı WhatsApp konuşmaları da soruşturma dosyasında. Kim daha çok dövdü tartışması yapıldı o yazışmalarda. Üç öğretmenin arası açılınca içlerinden biri konuyu müdür yardımcısına taşıdı. İddialar bu yönde. Bak git utan diye konuşma. Utan utan. Burada veli olarak örtbas etmeye utan. Beni var ya parçalarım parçalarım. Gel parçala gel. Hadi hadi. Gel deniyorum. Olayın üstünü kapatıyorsun. Sen böyle sinir hastalığı çalışıyor. Madem bir şey yok. Olayın üstünü kapatıyorsun. Sen ne diyorsun? Bak sen ne diyorsun? Erkek değil misin? Sen ne diyorsun? Ya erkeğim ben. Burada özürlü çocuklara izzet ediliyorsun. Söyleyin. Sen burada çalışan mı? Ya terbiyesizlik yapma işte. Böyle çalışamazsın. O zaman ne ki yok öyle bir şey. Çek git. Sen engelli çalışamazsın. Sen bu şeyle burada çalışamazsın. Doğruluk yetkili şimdi içeride Milli Eğitim Müdürü var. Sorgulamaya aldı. Hatta öğretmeni tarafından itilen bir kız çocuğunun iki ayağının kırıldığı da o çarpıcı iddialar arasında. Evde düşüyor çocuk. Ne biliyorsunuz evde düştüğünü? Niye? 24 saat buradayız. Her gün biz buraya geliyoruz. Tamam, nasıl neydi biliyoruz? Evde düştüğü tabii hastanede de çıktı. Nasıl sen biliyor musun? Engelli çocukların anneleri ise iddialara inanmak bile istemiyor. Üç öğretmenden birinin diğerine tuzak kurduğunu düşünüyorlar. Eğer dayak varsa da gerekli cezayı bir an önce almaları tek istekleri. WhatsApp'ta konuşulanlar niye 7 ay sonra çıkıyor da bana? İlk başta haber verilmiyor. Ben önlemini alayım. Sorgu sürüyor. Bu sorgunun sonucunda kim haklı kim haksız adalet tarafından sorgulansın ve bu ortaya çıksın. Bu onların yanında kar kalmasın. İddiaların hedefindeki 3 öğretmen istifalarını verdi. Gün boyu hem velilerin hem de okul müdürünün ifadesi alındı. Müfettişler skandalın arkasında yatan gerçeği aydınlatmaya çalışıyor.